yapsınlar ha. Bu laboratuvarımızda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ele geçen 12.000'den fazla insan iskelet kalıntısını barındırıyor. Kaç yılından beri toplanıyor hocam? Bu aşağı yukarı 90'lı yıllardan itibaren toplanmaya başladı. Bu anlamda da yeni yöntemlerle kazıldığı için ve her birinin de kendine özgü özellikleri bilindiği için çok spesifik ve tek bir laboratuvar olarak değerlendirebiliriz. Hı hı. Şimdi iskeletler önemli ama son 10 yılda bu DNA çalışmalarında bir yeni dizileme dedikleri bir DNA'yı dizileme sistemi ortaya çıktı. Bu DNA'nın yeni dizilenmesi antik DNA'ların da yani eski toplumlara ilişkin DNA'ların da daha iyi bir şekilde okunmasına yol açtı. Ve böylece biz aslında geçmişi de anlamaya başladık. Ve bu yolda da biz geçmişimizin genetik kompozisyonunu anlamış olacağız. İncelediğimiz bir toplulukla çevredeki topluluklar arasındaki ilişkiler, onların öncüleri ve ardıları arasında ne gibi bir biyolojik ilişki var bunu anlamaya çalışacağız. Tabii bu arada biz sadece insan DNA'sını değil aynı zamanda bu insanla birlikte yaşayan bakterilere bakacağız. Ya da insanların sahip oldukları karasal hastalıklara anlamaya çalışacağız ve bu yolda da bir düzeyde geçmişte hastalıklar nasıldı? Geçmişte insan ilişkileri nasıldı? Bu insan, örnek veriyorum, insan tarımı ne zaman ortaya çıkardı? Avcı toplayıcılık aşamasından tarıma geçerken başka bir popülasyon, başka bir toplum mu geldi? Ya da Hititler Anadolu'nun yerlisi miydi yoksa yabancısı mıydı? Friglerin Anadolu insan toplumları üzerindeki genetik etkisi ne oldu? Gibi birçok soruyu bu genetik yollarla çözmüş olacağız. Aslında arkeolojik verilerle elde ettiğimiz bilgileri DNA çalışmalarıyla da konfirm edeceğiz. Ya da bilinmeyen taraflarını aslında bu tarihimizin bilinmeyen taraflarını da açığa çıkarmış olacağız. Kemiğin dış temizlik işlemini yaptıktan sonra yani onları kazıdıktan ve daha temiz kirlenmemiş bir kemik nesnesine ulaştıktan sonra içerisini delip onun içerisine küçük bir toz maddesi alacağız. Bu toz maddesini burada bulunan, burada yer alan bir freezing mill dediğimiz bir şey var. Soğuk bir öğütücü. O değirmenin içerisine un haline getireceğiz. Un haline gelmiş nesne burada bir hassas teraziyle gram düzeyinde tartılacak. Tüplerine şuradaki gördüğünüz şekliyle tüplerine yerleştirilecek ve bu tüplere yerleştirildikten sonra diyelim ki bir köy, bir yerleşim ya da bir kasabada ya da oradan ele geçen bir küçük bir iskelet grubunda DNA analizini yapabileceğimiz örnekler burada tamamlandıktan sonra yani maksimum 10 örnek oluyor bu. Bu 10 örneği alıyoruz ve tekrar burada eldivenlerimizi her seferinde değiştirmek kaydıyla o temiz kıyafetle buradan yan odaya geçiyoruz. Bizim DNA laboratuvarımız şu anda tam resmi açılışı Cuma günü saat 11'de yapılacak. 19 Nisan Cuma günü saat 11'de yapılacak. Bu yapıldıktan sonra yaklaşık bir ay laboratuvarın iç donanımının temizlenmesi gerekiyor. Çünkü bu temizlik işleminden sonra hemen çalışmalara başlayacağız. Ve muhtemelen ilk yayın çalışmasını önümüzdeki yıl insanların beğenisine sunacağız gibi görünüyor.